Herkese merhaba. Az önce bir çekiliş videosu çektim. Sergül Kato kanalımdasınız. Şu anda Japonya'da günlük hayat kanalımda fosil cüzdanı kazanmak isterseniz çekilişe katılmayı unutmayın. Linki aşağıya eklemeye çalışırım. Şimdi bana gelen hediyeleri göstermek istiyorum. Aslında bu tarz videolar çekmek istemiyordum. Çünkü daha önceki hediye videolarımdan sonra bana bir kişi sadece düşünün ne kadar art niyetli olduğunu. Bana dedi ki hediye diye millete ağlanıyorsun. Sonra da video çekiyorsun falan gibi şeyler söyledi. Bu iki hediyeyi gönderen arkadaşım da ikisiyle de yüz yüze tanışmadım. İkisine sadece blog ve videolar sayesinde tanıştım sanırım. İkisi de bana ilk defa hediye göndermiyor. Ve ikisinden de böyle bir talebim olmadı. Ne olur bana hediye yollayın diye bir tavrım hiç kimseye olmadı. Çünkü ben kolay isteyebilen biri değilim. Ailem tarafından bana bunu öğretildi. Ben eşimden bile, annemden bile bir şey isteyemem yani kolay kolay. Bir şeyi istediysem artık ben onu 1000 kere düşünmüş ve kendimi böyle cesaretlendirmişimdir. O yüzden benden bir şey istenilmesinden de hoşlanmıyorum. Bu yüzden belki de kendim istemediğim için. Ben arkadaşlarımdan da böyle bir talepte bulunmadım. Hatta Lale'ye çok kızdım. Çünkü habersiz yolladı. Sevgili Hatice de bana sadece rimel yollayacağını söylemişti. O da beni şaşırttı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kesenize bereket kızlar. Çok 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 teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Yani kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Ben artık size nasıl teşekkür edilir bilmiyorum. Yani böyle artık ne söylesem boş böyle yavan kalacak gibi. Hani çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim falan böyle. Hani başka bir kelimesi yok. Gerçekten çok mutlu ettiniz kızlar beni. Yani benden daha fazla siz mutlu olun diyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. O bir kişiye de mesajımı vermiş oldum. Böylece bu kadar kötü niyetli olmanın hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. Öncelikle kızların yolladıkları kutulardan başlamadan önce beni şaşırtan bir paketle başlayacağım. Bu hediye diye hediye. Innisfree markasından daha önce ben bir kere alışveriş yapmıştım. Şöyle göstereyim adresini. Innisfree bir Kore markası. Geçen sene Şubat ya da Mart ayında mıydı? Mayıs'ta mıydı? Japonya'da online alışveriş sitesi açıldığında çok sevinmiştim. Hatta o videoda da söylemiştim. Ve bir alışveriş yapmıştım. Ondan sonra da ürünler bitmediği için bir daha alışveriş yapmadım. Geçen gün posta kutusunda böyle bir zarf bulunca şaşırdım. Bir tane de böyle mektup vardı. Ben çoğu yeri okuyamadım. O yüzden Yoshi'nin gelmesini bekledim. Hatta blog yazısı olarak da paylaştım. Paketi açtığım zaman içerisinden bir tane şöyle makyaj çantası çıktı Innisfree'den. Bu sene Çin takviminde at yılı olduğu için atlar var üzerinde. Çok tatlı, çok hoşuma gitti renkleri. Böyle bir makyaj çantası neden gönderildi anlamadım açıkçası. Sonrasında bir tane de kağıt maskelerinden günlük gönderildi, ballı. Bundan daha önce kullanmıştım, güzel maske. Nemlendirme özelliği vardı sanırım. Evet. Bu neden gelmiş? Aslında ben geldiğinde sevindim, beni şaşırttı, Innisfree falan diye yazmıştım bloğa. Sonra Yoshi geldikten sonra aslında üzüldüm. Çünkü sebebi yazmıyor. Innisfree Japonya sitesi kapanıyormuş. Bu yüzden alışveriş puanlarınızı kullanın diye bilgilendirme amacıyla hem bu hem bunlar yollanılmış. Yani sadece bunu yollasalar da anlarım ama hediye göndermeleri gene büyük bir incelik bence. Ama Japonya pazarından çekiliyor olmalarına üzüldüm. Bence en büyük sebebi Kore fiyatlarıyla arasında çok fark vardı. Innisfree burada çok pahalıydı. Kore'de daha ucuz olduğunu duydum. Belki de o yüzden Japonya pazarından çekildi diye düşünüyorum. Öncelikle yok bir şey. Öncelikle sevgili Hatice'nin kutusundan başlamak istiyorum. Adresler görünmüyor değil mi? Bu paket Hollanda'dan geldi. Hatice çok teşekkür ederim. Gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Öncelikle şöyle iki kağıt var. Bir tanesi mektup. Bunu okuyayım. Tabii okumayacağım. Şu mektup olanı. Bu da içindeki ürünleri anlatıyor. Bunu önüme almak istiyorum. Çünkü okuyabileyim diye. Ama gözlüğüm de yok. Nasıl okuyacağım bilmiyorum. Öncelikle paketten yazdığı sıraya göre gitmek istiyorum. Benim okuyamadığım Hatice'nin her defasında yorum olarak bıraktığı kuritvat diyeceğim. Gözlük temizleme mendilleri. Ben bunu Türkiye'den neredendi? Gratis'ten değil, Watsons'tan satın alıyordum. Çok severek kullanıyorum zaten bu gözlük temizleme mendillerini. Hollanda markası olduğunu duyduğumda da şaşırmıştım.
unutmamış, o da her defasında bahsettiğim için unutmamış. Çok teşekkür ederim. Sonrasında ruj demiş. Catrice marka bir ruj. Catrice Japonya'da olan bir marka değil. Bu yüzden çok merak ediyordum kendisini. Ultimate Color Maroon 020 numara. Şöyle. Bu güneş buradan vuruyor. Aslında böyle olması lazımdı. O yüzden hiç iyi değil görüntü ama üzgünüm. Orada yatak olduğu için masayı oraya çekemedim. Hemen geldiği gün sürdüm. Geldiği gibi. Güzel bir rengi var. Nude gibi, hafif pembelik, kızıllık var içerisinde gibi. Bilemiyorum. Daha sonra zaten başka videolarımda da görürsünüz büyük ihtimalle. Sonrasında evet. Bana sadece bunu yollayacağını söylemişti. Gelir gelmez açtım. Maybelline Rocket Mascara. Sonunda benim de oldu. Sevgili Bilgen, Bilgen Tolis Amerika'da yaşıyor kendisi. Rocket diye tutturdu. Japonya'ya ne yazık ki Rocket gelmedi. Uzun bir süre. Annem Japonya'ya gelmeden önce annemden rica ettim indirimden alsın diye. Gitti bulamadı Türkiye Söke'deki stoklarında falan. Neyse dedim vardır bir hayır. Sonra Japonya'ya Rocket geldi. 1470 yene satılıyor. 30 lira küsür yapar. Ya, burada ne yazık ki kozmetikte indirim olmuyor. Hani bir alana bir bedava ya da işte %50 indirim, %30 indirim. Şaşkınım şu anda tiramisu kapı açmayı öğrenmiş. Yandım demektir. Olmadığı için ben de tam parasını ödemeyi reddediyorum. Çünkü Türkiye'de sürekli indirime giriyor falan filan gibi sebeplerden. Yani inat ettim almadım. Evde zaten rimellerimde olduğu için. Bunu da bir videoda söylemiştim. Japonya'da günlük hayat videolarında. Hatice de onu duymuş. Bana bir tane yollamış. Çok 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 teşekkür ederim. Gelir gelmez denedim. Aslında yani sevip sevmediğimi henüz bilmiyorum. Fırçası böyle milyon kere görmüşsünüzdür. Hatta birçoğunuz kullanmışsınızdır ya da kullanıyorsunuzdur. Ama ben çok ıslak buldum. Bir gün makyajımı yaptım. Şu boğaz kızımı sert bir kazak vardı üzerimde. Ev kaza. Dışarı giderken çıkarayım dedim. Kirpiklerimin hepsini birleştirdi, yapıştırdı falan. Moralim bozuldu. Göz makyajını silmek zorunda kaldım. Bir daha makyaj yaptım. Sonra geç kaldım. Yaşı kızdı falan filan. O yüzden sanırım biraz zaman geçtikçe biraz... Ben yapmadım. Tiramisu yaptı. Kurumaya biraz rimel kuruduktan sonra daha iyi bir... sonuç alacağım diye umut ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bu tam bir erkek. Ben karamelden görmediğim şeyleri bunda görüyorum. Karakter olarak çok farklılar. Cinsiyetleri farklı diye mi yoksa karakterleri farklı diye mi bilmiyorum ama bu evin tam bir böyle oğlan çocuğu. Hadi git. Hadi git. Karamel gidiyor. Sen git. Çok dağınık oluyor bu video. Ama İyi bir yere bağlayacağım. Çünkü Hatice bir sonraki şeye kedili post-it ve kedili sticker yollamış. Çünkü ben çok kedi severim. İki tane de kedim var. Birini gördünüz. Karamel'i zaten tanıyorsunuzdur büyük ihtimalle. İki tane kırtasiye ürünü. Çünkü ben kırtasiye ürünü de çok seviyorum. Evet. Şu. Ve şu. Değil mi? Evet. Bu markayı hiç duymamıştım. Sonra Hatice bana gönderdikten sonra bir video seyrediyordum YouTube'da ve bu markadan bahsetti. Aa dedim bende var. Rituals'ın bir ayak scrub'ını yollamış. Yogi Secret diye. Bunu çok kullanmak istiyorum. Merak ediyorum. Elimde biraz denedim ayak scrub'ını. Güzeldi. Kokusunu da sevdim. Şöyle ben böyle göstereceğim seni. Kafayı yedim. Çünkü İlgim çok dağıldı. Affola. Şöyle görünüyor kendisi. Çok teşekkür ederim. Tabii ters tutmuşum. Üzerinde İngilizce açıklamalar olması beni çok mutlu etti. Çünkü Japonya'da üzerinde İngilizce açıklama olan ürün bulmak çok zor. Bu yüzden İngilizce açıklamaları özlüyorum sanırım. O yüzden çok mutlu oldum. Ve iki tane Rituals'ın Sakura Scrub ve Himalaya Wisdom diyor. Bu derin temizleyici diyor. Bu da Organic Body Scrub diyor. Şekerli. İkisini de deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Hem bu markayı hem bu ürünleri. Demiş ki ben bu markanın ürünlerini beğeniyorum, sen de denemiş olursun demiş. Burun kaşınıyor neden acaba? Çok teşekkür ederim gerçekten. Hem o jesi.
Bir tane oje yollamış. Şu an tırnaklarımda var. Dün gece sürdüm ve duş aldım. Biraz uçlardan çıktı. O yüzden biraz üzüldüm açıkçası. Ama duşta bütün ojelerim çıkıyor. Böyle de bir şey var. Sabah duş aldım. Hema ojesi eskiden Miss Helen'miş. Aa, Miss Helen'in bende kırmızı ruju vardı. Hollanda'dan bir arkadaşım vermişti. Şimdi aklıma geldi bak. Şimdi adı Hema olmuş. 11 mililitre, 826 numara. Çok güzel böyle pembe, içinde ufak ufak ışıltılar var. Ben yüzük ve baş parmağıma sim sürdüm. Normal rengi böyle ama hiç iyi değil tırnaklarım. Çünkü dün 3 tane halı sürttüm. Tırnaklarım hiç iyi durumda değil yani. Ev hanımı olmanın yan etkileri diyebiliriz. Ve bir tane el kremi göndermiş. Herba Medicius mudur? Nedir? Aloe Vera'lı el ve tırnak kremi. Ben buna bayıldım. Geldiğinden beri bilgisayarın yanında duruyor. Hem kokusu hem yapısı. Bu Avon'un silikonlu bir el kremi vardı. Ona benzettim hem şişi hem yapı olarak. Ama onu en son 8 yıl önce falan kullandım herhalde. Ya da 6-7 yıl önce. 6 değil 7 yıl önce falan kullandım. O yüzden çok hatırlamıyorum. Bunu çok beğendim, çok sevdim. Kokusu da çok güzel. Çok şimdiden favori bir ürünüm oldu yani. Sonrasında Balea'nın nemlendirici yüz maskesi 2 kullanımlık şöyle. Balea markası sevgili Lale'nin daha önce yolladığı bir ürünle tanışmıştım. Nasıl uygulandığını da yazmış. Çok 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 kibarsın. Çünkü bunların arkasında İngilizce yok. O yüzden çok mutlu oldum yazmasına. Bu da ölü deniz yüz maskesiymiş. Almanya'da en çok satılan maskeymiş. Sivilce ve siyah noktalar için. Nasıl kullanacağını da yazmış. Çok teşekkür ederim. Ve bir tane çay, bunu yazmamış sanırım. Pickwick'ten çay şöyle. Pickwick markasını ben yine ilk Hatice'den duymuştum. Bana daha önce portakallı çayını göndermişti. Bu sefer Green Hamam çayını yollamış. Yeşil çay ve nane ve okalips var içerisinde. Ya çok ben çok naneli çayları çok sevmiyorum açıkçası. Ama bunu içtim. İlk içtiğimde sevmedim. Sonra sıcakken içemedim daha doğrusu. Soğuyunca sevdim. Soğuk içecek olarak tüketebilirim yani. Şöyle görünüyor çayın kendisi bu ipek poşetlerde. Çok teşekkür ederim. Çünkü çeşitli yeşil çaylar denemeyi seviyorum. Ve Green Hamam olması, Türkiye ile bağlantısı olmasını da sevdim. İki tane kartı var. Sevgili Hatice'nin yeğeninden bizlere, arkasında resimler var. Çok teşekkür ederim. Hem Yoshi'ye hem bana. Ve geri kalanı abur cubur. Tablaron. Tabii ki benim en sevdiğim çikolatalardan biridir Tablaron. Meyveli ve fındıklısından yollamış. Tabii ki açtım yedim. Çok seviyorum Tablaron'u. Milka yollamış 2 paket. Ben Milka'nın bu bonibonlarından hiç yememiştim. Merak ediyordum. Çok teşekkür ederim. Bir tane de Milka Tak mıdır bu? Bunu bilmiyorum. Bisküvilisi sanırım. Bu da meşhur bir abur cubur olsa gerek. Ama ben daha önce hiç denediğimi düşünmüyorum. Bilenler vardır. Ve geri kalanı size şöyle göstermek isterim ki. Ben hayatımda hiç böyle bir paket almadım. Abur cubur. Ops. Öncelikle Droste Holland Dark Pastil diyor. Çikolata pastilleri. Tabii ki yiyeceğim. Bu videoyu çekmek için bekledim, yemedim. Nestle Rollo adlı bir şey. Bulamadım. Çikolata sanırım. Nestle olduğuna göre. Ve şu mini Hollanda'da hiç yok. Şu çikolatalardan. Bunlar da çok hoşuma gitti. Ve benim çok sevdiğim Almanya'dan bulunan sadece benim bildiğim ice şekerler. Bunları çok seviyorum. Hala bir paketim vardı. Bunlar da geldi. Çok teşekkür ederim. Ve ben ilk defa sanırım bu şekerlerden yedim. Napolyon muydu adı? Evet, Napolyon. Bunlara da bayıldım ya. Yani arka arkaya sürekli yiyorum. Çok 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 güzellermiş zaten. Instagram'da bir yorumda Napolyon şekerlerdir çok güzeldir dedikten sonra hemen denedim. Çok beğendim. Yeni bir hastalık çıkıyor olabilir yani. Sevgili Hatice çok teşekkür ederim. Bilmiyorum kaç yüz bin kere teşekkür ettim. İzleyenler sıkılabilir, sıkıldıysa üzgünüm ama gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi daha sonra gelen Lale'nin paketine geçiyoruz. Umarım görüntü biraz daha iyidir. Güneş geldikçe sınır mevsim değiştiği için, mevsimler ve günler değiştiği için
bu odada video çekmenin başka yolunu bulmam lazım. Neyse, şimdi Lale'nin paketine geçiyoruz. Lale, delisin diyorum. Başka hiçbir şey demek istemiyorum. Çünkü ya gerçekten hiç haberim yoktu bu kutudan ve yani aslında kızdım ona gerçekten. Çünkü çok ağır şeyler yollamış ve dünya posta ücreti ödemiş. Burada kaç paraya gönderdiğini görebilirim ve çok sinirlendim gerçekten. Yani çünkü şu anda çalışmıyor. Öğrenciliği yeni bitti. O yüzden kendi harçlığını bana ayırması beni üzdü. Hani bu böyle laf olsun torbada olsun diye söylediğim bir şey değil. Gerçekten keşke kendine harcasaydın o parayı. Sonrasında ben Instagram'da hay yazmaz olaydım. Soap & Glory markasını çok merak ettiğim ve online olarak nereden bulabileceğimi sordum. Çünkü gerçekten çok çok merak ediyordum. Özellikle bu el kremini. Herkes bundan bahsediyor. İşte Asos'ta bir dönem vardı ama buraya her ürünü her ülkeye göndermiyordu ne yazık ki. Soap & Glory markasında ne yazık ki yurt dışına göndermiyordu. O yüzden nerede bulabilirim? Hani çünkü sormak istedim. Çünkü bir sürü internet sitesi var. Her birini takip edebilmem mümkün değil. İnternette satılan bir yer biliyor musunuz diye sordum. Ne yazık ki kimse cevaplayamadı. Lale burada satılıyor. Benden ne istiyorsan hemen söyle dedi. Benden parasını almayacağı için, çünkü öyle de bir huyu var. Reddettim. Hayır dedim. Bir şey istemiyorum. Tamam dedi o da. Ama gördüğünüz gibi gönderdi. Öncelikle uzun lafın kısası, en çok merak ettiğim ürünü, ama bu tek çeşit mi bilmiyorum. Bir tane el kremi var. Hand Food. Herkes bunun kokusunu öve öve bitiremiyordu. Annem de biz çok sevmedik. Acaba diyorum başka bir serisi mi var bunun? Daha böyle sevilen bir kokusun olan. Yapı olarak çok güzel. Az önce de el kremi sürdüm evet elime. Evet, yapısı çok güzel. Gerçekten söyledikleri gibi çok güçlü, çok güzel nemlendiriyor, yoğun. Hani herkesin bayıldığı kadar bir yapısı var. Ama kokusu konusunda ne yazık ki herkesle aynı fikirde değiliz. En azından annem ve ben değiliz. Ama dediğim gibi belki başka koku çeşitleri olarak varsa bilemiyorum. Bendeki hand food yazıyor sadece yani. Bu eğer koku öyleyse bilemiyorum. Hand food ürünlerinden devam etmem. Soap and Glory ürünlerinden devam etmem gerekirse, artık sesim kesiliyor. Face shop ne? Super Fruit diyor. Bir tane yüz peelingi. Peeling misin sen? Exfoliate Cleansing diyor. Üçü günlük temizleyici. Bunu bir kere kullandım. Sevdim, beğendim ama daha yani devam etmem lazım kullanmaya. O zaman tam fikirlerimi söyleyebilirim. İki tane de bu dudak büyütücü ürünlerinden göndermiş. Lip Pumping Gloss. Dudak büyütücü gloss bunu. İlk defa dudak büyütücü ürün kullanıyorum. O yüzden çok merak ediyorum. Filmimiz çok gürültü yapıyor arkada. Bendeki numaralısı nerede yazıyor acaba? Yazıyor mu bir yerde? Belki ürünün kendisini yazıyordur. Evet. Yummy Plum diyor. Şöyle çok güzel renklerine bayıldım. Ama ilk 5 dakika tadı da çok güzel, kokusu da çok güzel. İlk 5 dakika böyle yakıyor, küçük küçük iğneler batırıyormuş gibi oluyor dudağınıza. Çok değişik bir hissi var. İlk defa bu tarz ürün kullandığım için çok merak ederek kullandım. Çok teşekkür ederim. Ve ikinci Sexy X-Large Motherfucker adlı. Bu da gloss değil mi? Super Sizing Extra Strength diyor, Lip Well. Kolajenin içerisinde kolajen olan lip gloss. Bu arada kolajen içerikli ürünleri takmış olduğum için bunu çok merak ederek kullandım. Bunu da çok beğendim. Bu da aynı hissi veriyor. İlk birkaç dakika bir şey yok. Sonra dudaklarım yanmaya başlıyor. Bunun da rengine bayıldım. Renkleri için alınabilir yani. Dudak büyütme özelliğini görmedim açıkçası. Hani ben de bir etkisini görmedim. Sonrasında Lale'nin artık olmazsa olmazları bana her zaman mum gönderiyor. Çünkü Japonya'da Bath & Body Works yok ve ben bunları çok seviyorum. Yüzüğüm çarptı. Çok teşekkür ederim. Bu sefer gene çok güzel kokular seçmişsin. Oceanside. Bunların altında Türkçe yazıyor. Acaba diyorum Türkiye'den mi götürdü Kanada'ya? Ama sadece yazdığı şu. Esanslı mum. Bunu yaktım bile. Güzel kokuyor. Okyanus gibi kokuyor mu bilmiyorum ama güzel kokuyor. Bunun kabına bayıldım. Paris Daydream diyor.
Çok güzel, bakın. Ben ilk defa böyle bir sticker görüyorum mumlarda. Bu da çok güzel kokuyor. Ya lale. İki tane de en minik mumlardan göndermiş. Bu da White Barn serisinden Spring. Çünkü bahara geliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hakikaten bahar gibi kokuyor böyle. Otlar, çiçekler gibi. Bir de bunu dün yaktım. Beach Cabana diyor. Hainsin. Nerede bulacağız burada? Plajı da gideceğiz. Cabana'ya hiç gitmedim ama Cabana gibi kokuyor demek istiyorum. Ve gene Bath & Body Works'ten Beautiful Day adlı bu duş jeli ve vücut losyonunu göndermiş. Set olarak. Hale. Ve Victoria's Secret'ten Sparkling Citrus adlı bu vücut spreyini göndermiş. Grapefruitlu ve kırmızı Red Lily varmış içerisinde. Bu da çok güzel kokuyor. Aslında ben böyle citrus kokularını çok sevmesem de böyle işte limon, portakal, grapefruit kokularını çok sevmesem de bu çok güzel dengelenmiş. Çok hoşuma gitti. Ve bir tane daha Bath & Body Works'ten Amber Blush yollamış. Amber. Amber Blush. Yollamış. Bilemedim nasıl okunduğunu. Bu da çok güzel. Her yerin başka kokacak. Bu da çok güzel kokuyor. Bu içlerindeki en şekerli koku diyebilirim. Lale çok teşekkür ederim. Sonrasında 3 tane bu antibakteriyel jellerden göndermiş. Ben bunlardan hiç kullanmadım ama deli gibi merak ediyordum. O yüzden bunlar beni çok mutlu etti. Çünkü çok 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 merak ediyordum. Bende 3 kokusu var. Fruit Punch Vegas, Berry Paris ve Lime Roma. Aa, herhalde şehirler serisi bu. 3 şehre de çok gitmek isterim açıkçası. Bu yüzden bunları da henüz kullanmadım. Sadece birini açtım. Yarın yolculuğa... Yok, açmamışım. Yarın yolculuğa gidiyoruz. Tabii ki çantamı atacağım. Böylece ellerim temiz kalacak. Sonrasında tabii ki Sergül ve Kırtasiye 3 adet de Make It Special stickerlarından yollamış. El yapımıymış bu stickerlar. Seyahat temalı. Alfabe ve alfabe. Bayıldım. Bunlar tabii ki benim gezi defterlerimi süsleyecek. Ya çok teşekkür ederim. Nasıl başka bilemiyorum ya. Yani ne söylesem boş kalacak ya artık. Ben size nasıl teşekkür ederim bilmiyorum kızlar. Gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Lale'nin hem blogu hem YouTube kanalı var. Onların bilgilerini aşağıda yazacağım. Lütfen gidin takip edin bu deli kızı. Çünkü kendisi Rusya'ya gitti. Orada videolar çekti. Ve daha Tokyo değil ya. Kanada'da günlük hayat videolarını çekeceğini söylemişti. Merakla bekliyorum Lale. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.